Üniversitelerde PKK'lı olanların hepsinin okuldan ilişkinin kesilmesi lazım. Hükümet bu konuda hemen bir girişimde bulunsun. İnşallah. PKK'lı olduğu tespit edilen bütün öğrenciler okuldan atılsınlar. İnşallah. Hemen. Terör faaliyetine bulaştığı da tespit edilirse vatandaşlıktan çıkarılsın. Bunlar sallamaya gelecek konular değil. Yani sallamadan tabirim, yani olayı salmak, efendim, başıboş bırakmak, beklemek olmaz. Süratle yapılması lazım. PKK'lının üniversitede ne işi var? Hemen ilişkinin kesilmesi lazım. Yani hem PKK ile Mehmetçik mücadele ediyor, şehit ediliyorlar. Onlarla iç içe olan adamlar, aynı saldırı yapacak güçte olan, daha eline silah almamış ama PKK'lı. Her an silah alabilecek adam, üniversitede milletin burnunun dibinde yaşıyor. Her an intihar bombacısı olabilir, her an Mehmetçiğe, polise, askere silah sıkabilir. Onu orada tutup beslemek, devletin imkanlarından ona imkan vermek, efendim, her türlü kolaylığı sağlamak inanılır gibi değil. Derhal ilişki kesilsin PKK'la. Mimar Sinan'da varsa oradakilerin de derhal ilişki kesilsin. Hangi okulda varsa, İstanbul Üniversitesi, başka yerler, yani ODTÜ, hepsi dahil yani. Diyarbakır'da, Mardin'de, Siirt'te, nerede üniversite varsa her yerde. Hiç bekletilmemesi lazım. Yani mesele ölüm kalım meselesi. Vatan millet meselesi. Bu konuda tereddüt olmaz. Sayın Ahmet Davutoğlu çok titiz ve atak davransın bu konuda. Çok cesur davransın. Yani oyuna gelmememiz gerekiyor. Ahmet Davutoğlu hocamızdan esaslı bir atak bekliyorum. Hiç bekletmeden bunları yapsın. Kısa bir bilgi vardı konuyla ilgili. Bugün görürseniz okuyabilirim ondan. Evet. Mimar Sinan'da akademisyenlerden ciddi bir grup PKK'lı öğrencileri destekliyorlarmış. Derslerden geçmelerine yardımcı olup bir de PKK'lı listesi elden ele dolaşıp yüksek not verilecek öğrenciler şeklinde dolaştırılıyormuş. Fakültede bölüm başkanı doçent doktor Esra Keskin Kılıç fotoğrafını görebiliriz. Bu liste ulaştırılmış ancak böyle bir destek vermeyi reddedince dersleri elinden alınmış. Ardından sosyal medyada hakkında linç kampanyası başlatılmış. PKK yanlısı medya kuruluşlarında ismi açıkça yayınlanarak hedef gösterilmeye başlanmış. Mahkeme kararına rağmen okul yönetimi hala Esra Hanım'ı derslere sokmuyormuş. Başbakan hemen atağa geçsin. Davutoğlu hocam hemen atağa geçsin. Bak memleket işgal edilecek. Ediliyor. Yani bunu görmezden gelemeyiz. Her yerde bir işgal politikası var. Bu ikinci Kurtuluş Savaşı. Hemen gereğini yapsın. İnşallah. Yani bunu ihbar kabul etsin Sayın Başbakan. Evet. Derhal emir versin, gereğini yapsın. O hanımefendiyi okula yeniden tayin ettirsin. Hanımefendiye koruma versin. Ve oradaki PKK'ların hepsini oradan alsın. Evet. Görevinden alsın. Evet. İnşallah. PKK'lı olarak orada görevine devam etmesi diye bir konu olmaz. Evet. Vatan haininin görevi olmaz. Evet. Alenen vatan haini. Evet. Vatan haini nasıl okulda öğrenci oluyor ya? Nasıl öğretim üyesi oluyor? Derhal atılması lazım. Okuldaki PKK propagandasına ait fotoğraflar da vardı. Göreyim. Ölen teröristlerin fotoğrafları Sözde Şehit adı altında okul kantinlerinde sergilenirken bir fotoğraf. Okul içerisinde düzenlenen bir boykot görüntüsü. Kobani olaylarında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde basılan bir sınıf. Dersleri iptal etmek isteyen öğrenciler ve tartaklanan hoca. Terörist Leyla Doğan için okulda taziye ve anma etkinlikleri düzenlendi. Ya kardeşim polis buna nasıl müsaade eder? Hükümet buna nasıl müsaade ediyor? Olacak iş mi bu ya? Bu yapıldıktan sonra zaten Güneydoğu'da polisin operasyon yapmasının anlamı kalmıyor. Yani hazır adam ayağına gelmiş işte PKK'lı. Hatta tutuklama gerekir. Ya böyle bir faaliyet, komünist faaliyete nasıl müsaade ediyorlar okulun içerisinde? PKK'nın Stalinist faaliyetine, ölücü faaliyete nasıl müsaade ediliyor? Ahmet Davutoğlu hocam bunu görüyordur, duyuyordur, izliyordur. Hemen gereğini yapsın. İnşallah. Hemen haber bekliyoruz. En kısa sürede. Yani memleketi elden almak, memleketi perişan etmek için İngilizlerin devleti müthiş bir hata geçmiş durumda. Milletimiz güçlü ve kararlı. Sayın Başbakan'a da her türlü yetki verilmiş. Emir versin, gereğini yapsın. Hemen haber bekliyorum. Derhal gereğini yapsınlar. Yani cinayet işlememiş daha diyor. Kardeşim her an eline silah alabilir. Yani PKK'lı da zaten silahı kenara bırakıyor.
Mesela yemek yiyor, silahı var. Bunun silahı yok. PKK'lı bunu ellemeyelim. Kardeşim iki dakika sonra yemeğini bitiriyor, silahını alıyor, geliyor, vuruyor. Askeri polisi. Böyle bir mantıksızlık olmaz. Üniversitedekilerin hepsi gidip dağda asker polis şehit etmeye gidiyor. Hiç bekletmeye gerek yok. Zaten de belli olduklarına göre panolarını falan alsın polis, essin atsın ya. Yani oy mu yetmiyor? Daha ne yapalım yani? Nasıl yapalım? Millet istemiyor bu alçakları. Yani çekinecek bir şey yok. Dikkat edecek bir şey de yok. Başbakan bir açıklama yapsın. Sayın Başbakan. Yani gönlümüzü ferahlatacak güzel bir açıklama yapsın. Çok rahatsız oldum ben bu durumdan. Yani cesur bir insan, delikanlı insansın. Çekineceğin bir şey yok. Millet çoğunluğu arkanda. Neyi bekliyorsun? Tayyip Hocam da gereken talimatı versin. İstirham ediyoruz. Beklenecek bir vaziyet yok.